Gemisinin şu an ziyarete kapalı, seneye açılacakmış ama iç kısmının olduğu nokta burada savaş zamanı saldırıların oldu. Burada temizlik var. Okların bulunduğunda zamanın okları. Sultan II. Murat'ın Sultan I. Murat'ın tasviri. Sultan Beyazıt. Tarih eserler, sikkeler var. Bir üst katı. Şu an birinci kattayım. İkinci katta çıkıyorum. Bulgaristan'dan kaçan insanların üzerinde bulunan eşyalar, biliyorsunuz Bulgaristan'dan Bulgar hükümeti sınır dışı ederken üzerindeki eşyalar dışında herhangi bir eşyanın çıkmasına izin vermediler. Bazı tarihi eserler dinletiler var. Burada kulaklığı takarak dinleyebilirsiniz. Bedeneler minyatür sanatçısı. Bu minyatürü sanatının gösterildiği bir kitap var. Gayet hoş bir şekilde tasvir edilmiş Sultanahmet. Burada da Balkan Bulgaristan'dan göçen Türklerin eşyaları var. Edirne sofrası var. Edirne'de bulunan yemekler. Aralık dönemin hüviyet, nüfus cüzdanları, hüviyet cüzdanları. Burası doğan bebeklerin Edirne'deki doğan bebeklerin. Burada dönemin bazı kitapları var. Karayönlük eğitim, öğretim Edirne'deki, daha sonra dönemindeki ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki basın eserleri var, bazı gazeteler var. Şurada bir alan var, oraya da girelim.
Dadaylarına da yapılan musikilerin anlatıldığı yalan. Dadaylarına da yapılan şenliklerin olduğu minyatürler. Efsanesiz Selim Kızılcık'ların klarnet ustası anladığım kadarıyla. Dayılarının yöresel kıyafeti. Dolayısıyla Edirne'de yapılan yağlı güreşler 40 pınarların tasvir edildiği bir alan var. Kardeş Pehlivanlar, Radalı Halil ve Kurtdereli Mehmet'in tasviri var. Pınar güreşlerinin yapıldığı. Ve sağlık eşyalar var. Mahalleler sonrası Kurtuluş Savaşı'nda mücadeleci önderlerin resimleri var. Herhalde belediye başkanları. Ne valileri neymiş? Atatürk'ün kullandığı bir koltukmuş. Sıra anladığım kadarıyla Türk'ün bazı halkla iletişimdeyken tarafı var.